Günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, ben bugün evdeyim. İzin günüm. Makineye çamaşır attım, şöyle bir süpürge vurdum etrafa. Tozu alayım diye. Büyük temizlik yapacağız zaten. 2 gün sonra, Ömer Yusuf'un doğum günü yaklaştığı için o gün yapacağız ama ben yine de bugün bir daha süpürdüm. Çünkü evde yoktum 3 gündür. İşten gelince de süpüremiyorum. Şimdi hemen süpüreyim dedim. İyi oldu, tozları falan da aldım. Şimdi hemen Yusuf'un karnını doyurdum, onu oturttum. İçeride oturuyor, oturma odasında. Ben de kahvaltımı yapacağım, bayağı bir yoruldum çünkü. Acıktım yani. Şuradan tabağımı alayım. Siz nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben iyi olmaya çalışıyorum. Hastalığım geçmek üzere. Bayağı ağır bir hastalık oldu yani, uzun sürdü. O yüzden de beni bayağı bir yordu. Şimdi kahvaltımı hazırladım. Haşhaşlılar vardı, onları ısıttım mikroda. Çayım demlendi, yumurtamı da soyacağım şimdi. Ondan sonra bir bardak suyumu içip kahvaltıma başlayacağım. Çok acıktım gerçekten, sabırsızlanıyorum arkadaşlar. Bakalım ilerleyen zamanlarda neler yapacağım, onu bilmiyorum, göreceğiz. Evet arkadaşlar, Ömer Yusuf'u uyuttum şimdi. Kendime kahve yapıyorum. Evet, kaç gündür böyle evde tek başıma kahve keyfi yapmamıştım. Bugün yapayım dedim. Şöyle yanına da çikolata çıkardım. 1-2 parça yerim artık. Evet, kahvem de pişti. Şimdi alacağım. Ben sade yapıyorum kahveyi arkadaşlar. Hiç şeker atmıyorum. Çünkü yanında çikolata falan oluyor mutlaka, bir tatlandırıcı bir şey. O yüzden ekstradan şeker atmıyorum kahveme. Evet, şimdi bunu da hemen şöyle ıslatalım. Bekleyince çok kuruyor. Evet, şimdi bana afiyet olsun. Evet arkadaşlar, bugün bezelye yemeğim vardı biraz. Onun yanına makarna yaptım. Şöyle mantı soslu makarna çok güzel oluyor. Seviyoruz. Yoğurt dökeceğiz üstüne de. Böyle hazırladım. Şöyle kapatayım. Zaten sıcak altı. Şimdi bir de salata yapacağım. Salata malzemelerimi de hazırladım. Hemen salatamı yapayım, sonra yemeğe oturalım. Evet arkadaşlar, yemeğimizi yedik. Şimdi ocağımı temizleyeceğim. Bu arada çorba yapmıştım. Ömer Yusuf'a taştı. Kenarları hep böyle kalıntı oldu. Ben de şu cam ocak temizleyicisi var ya, ondan sıktım. Bir 5 dakika bekledi. Şimdi şu kalıntıları alıyorum. Böyle ıslak bir şey deyince ötüyor bu ocak. Uyarı veriyor. Şöyle kabasını aldım. Süngerle, köpüklü süngerle. Şuraları da alayım da bir yıkayım süngerimi. Evet, şöyle hepsini alayım. Tamamdır. Şimdi şöyle bezle temizliyorum. Hatta şöyle ışığı yakayım. Aspiratörü çalışacak.
karıştırdım yanlışlıkla. Şimdi arkadaşlar şurada kalıntı kaldı kenarda. Onu da şu temizleyicim var benim, çok güzel temizliyor. Onunla temizliyorum. Yeterli oluyor, çok fazla sıkmaya gerek yok. Böyle diş macunu gibi bir yapısı var. Şöyle hafiften bastırıyorum nemli bezle. Bu çok güzel çıkarıyor. Gerçekten lekeleri falan parlama yapan özellikle durumlar oluyor böyle su falan damladığında. Hani yemek kaynarken falan su geliyor. Onlar parlama yapıyor, kalıyor. O izleri falan hepsini yok ediyor yani. O kadar etkili bir şey. Çok kullanışlı. Fiyatı da uygun. Rossmann'dan almıştım. 13.90 mı neydi? Alabilirsiniz yani cam ocak kullananlar. Hani demirli olan cam ocaklar da oluyor. Bazı evlerde onlar var. Onlar da kullanabilirler, o ocağa sahip olanlar. Şöyle kalanla diğer tarafları da geçeyim. Şöyle bir de temiz tarafıyla. Şimdi diğer temiz bezini alayım arkadaşlar. Durulayım iyice şöyle. Zaten geçti o kalıntılar. Kalmadı. Bu ocağı silmesi çok kolay oluyor gerçekten. Ocağı silmeye vaktim olmadı demek. Gerekmiyor yani, denmiyor hatta. 2 dakikada şöyle bir üstünden bile geçseniz yeterli oluyor. Hiç vaktiniz yoksa. Biraz daha sıcak, o yüzden buhar çıkıyor arkadaşlar. Evet, temizledim. Gördüğünüz gibi hiçbir şey kalmadı. Gerçekten çok güzel temizliyor. Bayağı bir özellikle şeyde şu kenarda kalıntı vardı. Çorbanın taştığı yerde. Onu bile geçirdi. Bu ürünü kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Alın. Bu şekilde miligramı da 300 milim. Çok kullanışlı. Evet arkadaşlar, biz yemeğimizi yedik. Ömer Yusuf'u uyuttuk. Artık ben de uyuyacağım. Boğazım çok acıyor. Şu kenarı niyeyse anlamadım. Bu 20'lik dişten kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim bu 20'lik dişimi çektirmedim. O yüzden de sürekli ağrı yapıyor. Çıkmaya çalışıyor, çıkamıyor sanırım. Çektirmekten de korkuyorum açıkçası. Çünkü bayağı bir zor çekiliyormuş. Duyduğum kadarıyla başkalarından. O yüzden biraz korkuyorum ama sanırım çektirme yoluna kadar gideceğim gibi görünüyor. Bakalım artık. Ara ara böyle ağrı yapıyor, sonra tekrar duruyor. Yapıyor birkaç gün. Yutkunamıyorum. Yutkunurken böyle şuram çok ağrıyor. Ondan sonra tekrar duruyor. Şu anda da bayağı bir zorluyor beni. En iyisi biraz uyuyayım, dinleneyim. Bayağı da yorgun görünüyorum. Şu an kendime baktım da bayağı yorulmuşum. Yarın da büyük gün beni bekliyor. Bayağı bir annem de gelecek, sabahtan yorulacağız. Pasta falan hazırlayacağız. Ömer Yusuf'un doğum günü için. Hazırlıklarımız var yani. Yoğun olacak. En iyisi hemen yatayım, dinleneyim. Saat 11 oldu çünkü. Ne kadar erken yatarsam o kadar iyidir. Sizlere de veda etmek istedim arkadaşlar. Videomu burada sonlandırıyorum. Umarım beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olup zili açarsanız da çok mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.